izleyenler, Kitap Koli'ye hoş geldiniz. Bu hafta da birbirinden değerli yazarları ve eserlerini sizlerle paylaşacağız. Yazar Kazuo Ishiguro 1954'te Japonya'nın Nagasaki şehrinde doğdu. Eğitimini babasının Ulusal Oşinografi Enstitüsü'nde çalışmaya başlaması üzerine 5 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği İngiltere'de tamamladı. Kent Üniversitesi'nde İngilizce ve felsefe eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra Londra'da sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışmaya başladı. East Anglia Üniversitesi'nde Malcolm Bradbury'den yaratıcılık eğitimi aldı ve yazarlık kariyerinin ilk dönemlerindeki akıl hocası Angela Carter'la tanıştı. 1981'de 3 tane kısa hikayesi yayımlandı ve Kazuo Ishiguro o tarihten beri sadece yazarlık yapıyor. 2005'te The Saddest Music in the World adlı ilk uzun metraj sinema filmi senaryosunu tamamlayan yazarın romanları 30'dan fazla dile çevrilmiştir. Kazuo Ishiguro karısı ve kızıyla birlikte Londra'da yaşamaktadır. The Remains of the Day adlı romanı 1989 yılında Booker ödülünü kazanmıştı. Yazarın Çocukluğumu Ararken, Beni Asla Bırakma gibi romanları Türkçe'ye çevrildi. Kazuo Ishiguro 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Beni Asla Bırakmak, kendini organ bahçılarıyla çalışan bir bakıcı olarak tanıtan 31 yaşındaki Katie tarafından geriye dönük şekilde anlatılıyor. Katie'nin hikayesi Halişim adındaki kurumda öğrenci olduğu dönemde başlıyor. Kitabın ilk bölümlerinde Katie, Ruth ve diğer öğrenciler tarafından dalga geçilen öfkeli Tommy'nin arkadaşlıkları detaylı bir şekilde anlatılıyor. Halişim dışarıdan bir yatılı okul gibi görünüyor fakat ortada bazı tuhaflıklar vardır. Öğrenciler asla okuldan ayrılmıyor veya ailelerinden bahsetmiyorlar. Öğrenciler zaman zaman galeri için çocukların yaptığı sanat çalışmalarından bazılarını seçmeye gelen ve madam olarak bilinen bir kadın tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonra bir gün öğretmenlerden biri öğrencilere onları diğer insanlardan farklı kılan özelliğin ne olduğunu açıklar. Bu açıklamaya göre öğrenciler organ bağışçısı temin etmek için oluşturulmuş olan klonlardır. Bunlar büyüdüklerinde hayati önem taşıyan organlarını bağışlayacak ve bunun neticesinde genç yaşta hayatları son bulacaktır. Bu sıra dışı açıklamaya rağmen öğrenciler hayatlarına çalkantısız bir şekilde devam eder. 16 yaşına bastıklarında Halişim'den ayrılır ve kulübe adındaki kuruma daha büyük öğrencilerle birlikte yaşamaya giderler. Onlar şimdi dış dünyada seyahat için özgürdürler ve daha geniş bir serbestliğe sahiptirler. Bu noktada Ruth ve Tommy arasında da bir yakınlık oluşur. Katie, bağışçılar organlarını verirken onlara destek amacıyla bakıcı olmak için kulübeden ayrılır. Katie'nin de kısa süre içinde organ bağışçısı olacağı varsayılır. Fakat Katie akranlarının çoğundan daha uzun bir süre bakıcı olarak hayatına devam eder. Bu nedenle Katie için organ bağışı esnasında hem Ruth hem de Tommy ile ilgilenme imkanı oluşur. Son organ bağışı ve bitişten önce Ruth, Katie'ye Tommy'nin bakıcısı olmasını ve Tommy ile yakınlık kurmasını tavsiye eder. Eğer birbirlerine aşık olurlarsa, organ bağışı noktasında bir ertelemenin söz konusu olabileceğini söyler. Katie, Tommy ile ilgilenmeye başlar ve ilişki gelişir. Tesadüfen Katie bir gün madamı görür ve onun nerede yaşadığını keşfeder. Katie, Tommy'ye organ bağışı erteleme ihtimalinden bahsedince beraber madamı ziyaret etmeye ve bu konuda madamdan yardım istemeye karar verirler. Madamın evine gittiklerinde onu Halişim müdüresi Bayan Emily ile bulurlar. Fakat erteleme konusu açıldığında Bayan Emily böyle bir şeyin olamayacağını söyler. Bayan Emily konuşmasında aynı zamanda Halişim kurumlarının klonların eğitimi için tasarlandığını söyler. Hatta bazı Halişim kurumları organ bağışçısı olarak yetiştirilen çocukların yaptıkları sanat çalışmalarıyla tamamıyla insan olduğunu kanıtladıklarını ve bu yüzden bu çocukların organ kaynağı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade ettiğini de sözlerine ekler. Fakat ne yazık ki artık Halişim gibi yerler mevcut değildir ve klonlanmış organ bağışçıları şu an büyük devlet konaklarında ruhsuz bir varlığa bürünmüş durumdadırlar. Bu buluşmadan kısa bir süre sonra Tommy organ bağışlarını tamamlar ve Katie de organ bağışı için hazırlıklara başlar. Japon yazar Osamu Dazai 19 Haziran 1909'da Saguri Yarımadası'nın merkezi yakınlarında küçük bir kasabada dünyaya geldi. Ailedeki siyasetçi olma geleneğine karşı çıkarak yazar olmaya karar verdi. 20 yaşında Tokyo Üniversitesi Fransız Edebiyatı bölümüne kaydını yaptırdı. Birkaç kez intihar etmeye kalkıştı ve Dazai 1948'de metresiyle birlikte suya atlayarak intihar etti. Ölümünün üzerinden bunca sene geçmesine rağmen Japonya'da hala ilgi gören bir yazardır.
Hüseyin Canerkin'in çevirisiyle bizlerle buluşan kitabı okuduğunuzda dünyanızdan soyutlanacak, kendinizi Yozo'nun acılarını anlamaya çalışırken bulacaksınız. Bu kitap Japon edebiyatının köşe taşlarından biridir. Yozo çocukluğundan itibaren çevresindeki her şeyi inceler ve çoğunu da saçma bulur. Mutluluğu, neşeyi insan yaratmıştır. Hüznü, acıyı, dedikoduyu yarattığı gibi. Biri hatırlatana kadar açlık hissetmez, kadınlardan uzun süre kaçar. Lise döneminde ailesinden uzakta, kiraz ağaçları ve denize çevrelenmiş bir okula yerleştirilir. Onun için yaşamak tiyatro gibidir. Yozo rolünü ustalıkla oynar, içindeki karanlığın keşfedilmemesi için şakalar, taklitler yaparak çevresindekileri güldürür. Resim yapmaktan hoşlanır, kendi deyimiyle hayalet resimler çizer. Güzel Sanatlar Okulu'na gitmek isterken oğlunun bürokrat olmasını isteyen babası onu önceden Tokyo'da yüksek okula yazdırmıştır bile. Okula pek uğramaz, resim atölyesine katılır. Burada Horiki ile arkadaş olur. İçkiyle, sigarayla, hayat kadınlarıyla ve sol düşünceyle tanışır. Kendini ararken daha çok kaybolur. Gittiği kafede ona bedava içki veren Tsuneko ile intihara kalkışır. Fakat planı gerçekleşmez. Tsuneko ölse de Yozo yaşamaya devam eder. Bir aile dostunun evinde adeta tutsak hayatı yaşar. Ailesiyle bağlantısı çoktan kopmuştur. Sonunda evden kaçarak tek arkadaşı Horiki'ye sığınır. Horiki'nin evinde tanıştığı kadınla ve kadının küçük kızıyla yaşamaya başlar. Dergilere karikatür çizerek tüm parasını içkiye yatırır. Bağımlılığı gün be gün artar. Evden ayrılmak zorunda kalır. Tütün satan genç kız Yushiko ile evlenerek yeni bir hayata başladığını düşünür. Felaketler burada da devam eder. Bir bakıma yaşamak iyice eziyet haline gelir. İkinci kez intihar eder. Başarısızlıkla sonuçlanan intihar sonrası hastaneye yatırılır. Romanın sonuna doğru Yozo insanlığını yitirdiğini itiraf eder. Yazar Tanichiro Tanizaki 1886'da Tokyo'da doğdu. Büyük babasının matbaasında geçen çocukluğu onda kitaplara karşı bir ilgi uyandırdı. Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nin Japon Edebiyatı bölümüne girdi. Fakat maddi nedenler yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. 1909'da yazdığı tek perdelik bir oyun bir edebiyat dergisinde yayımlandı. Tanizaki gençlik yıllarında Edgar Allan Poe ve Fransız dekanlarının etkisi altındaydı. 1923'teki Kanto depreminden sonra Tokyo'dan ayrılarak Osaka'ya yerleşen yazar, burada geleneksel Japon güzellik ideallerini araştırmaya yöneldi. Bu durum onun yazarlık sanatında bir dönüm noktası oldu. Bir Aptalın Aşkı, Ashikari, Sazen de Shunkin adlı önemli yapıtlarını kaleme aldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında sansür gerektiren bir yazısından dolayı polis tarafından aranan Tanizaki, izini kaybettirerek edebiyat çalışmalarına gizli gizli devam etti. Bu sırada dünyanın en eski romanı olan Genji Monogatari'yi çağdaş Japonca'ya çevirdi ve en büyük romanı Nazlı Kar'ı tamamladı. Savaştan sonra kendisine 1949'da İmparatorluk Kültür Nişanı verildi. Savaş sonrası dönemde kaleme aldığı önemli eserleri arasında Anahtar ve Çılgın Bir İhtiyar'ın Güncesi gibi pek çok romanı ve Gölgelere Övgü adlı yapıtı başta olmak üzere çeşitli denemeleri bulunmaktadır. Bazı eserleri sinemaya da uyarlanmıştır. 1964'te Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1965'te Yugawara'da öldü. Nazlı Kar, dört kız kardeşin odağında gelişen bir kadın romanı. Yazar satırlarında gelenek ve modernlik, doğu ve batı kavramlarını sorgularken okuyucusunu da kendisine katılmaya davet ediyor. Kitap adını Japon şiirindeki bir söz sanatından alıyor. Kiraz çiçeklerinin baharda dallarından dökülmesini kar zannetmek, kitabın kurgusu da bu imgeye uygun bir biçimde mevsimlerin döngüsünü aktarıyor. Japon şiirinde kiraz çiçeklerine dair yüzlerce, binlerce şiir söylenmişti. Eskiler çiçeklerin açmasını sabırsızlıkla bekler, dalından düşüp giden çiçeklere hüzünlenirdi. Defalarca, tekrar tekrar aynı şeyi dillendiren sayısız şiir yazılmıştı. Sachiko küçük bir kızken bu şiirler ona çok sıradan gelir, pek duygulanmadan okuyup geçerdi. Yıllar geçip yaşı ilerledikçe eski zamanlarda yaşamış bu insanların sadece hoş ve zarif bir söz söyleme kaygısında olmadığını fark etmişti. Kirazların çiçek açmasını nasıl özlemle beklediklerini, sonra en görkemli zamanlarında dökülüp giden çiçeklerin yarattığı hüznü, Sachiko'da ruhunun derinliklerinde hissetmeye başlamıştı. Yukio Mishima 14 Ocak 1925 yılında dünyaya geldi. Mishima'nın çocukluğunun ilk dönemi, onu yakın çevresinden uzak büyüten büyük annesi Natsu'nun gölgesi altında geçmiştir.
Nasu Tokugawa dönemi samurayları ile ilişkili bir aileden gelmekteydi. Mishima'nın büyük babasıyla evlendikten sonra bile ailenin aristokratik geleneklerini sürdürmeye devam etmişti. Büyük babası bir bürokrattı ve işleri sömürge döneminde açılmıştı. Mishima Japonya'nın modernleşmesi ve geleneksel değerlerini yitirmesine karşı sert bir muhalefet tavrı gösterdi ve samuray değerlerini savundu. 25 Kasım 1970'te Mishima ve beraberindeki Tatonokai üyelerinden 4'ü Japonya Silahlı Kuvvetleri'nin Tokyo'daki kampını ziyaret etmişler, komutanı sandalyesine bağlamışlar ve imparatorluğun haklarının yeniden tesis edilmesi için hazırladıkları manifestoyu ve taleplerini okuduktan sonra intihar etmiş, üyelerden Hiroyasu Koga ise intiharın tamamlanması için Mishima'nın başını kılıçla kesmiştir. Mishima intiharını bir yıl öncesinden hazırlamış, Tatonokai üyeleri dışında hiç kimse yazarın intihar hazırlığından haberdar olmamıştı. Bahar Karları yazarın Bereket Denizi adlı dörtlemesinin ilk kitabı. Yukio Mishima bu kitabında 1912 yılında Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nın köklü soylu sınıfının kapalı çevresinde sırtlarında geleneğinin ağır yükünü taşımayan zengin ailelerin paraları sayesinde toplumsal ve siyasal güç aramaları anlatılır. Kahramanlıklarla, çeşitli ilerlemelerle dolu altın çağı olan İmparator Meiji dönemi yeni bitmiştir. Matsugaya ailesi birkaç kuşaktır zengin bir ailedir. Büyük baba Matsugaya çeşitli askeri başarıları olan, herkesin saygı duyduğu önemli biridir. Baba Matsugaya oldukça zengin olmuş ve marki unvanını almıştır. Parası sayesinde dünyayı gezmiş, geleneksel Japon tarzı yerine Batı tarzı yaşamı benimsemiştir. Oldukça nüfuzludur. Ancak para bu aileye kültür getirmiş olsa bile pek fazla incelik getirememiştir. Kiyoaki, Matsugaya'ların 17 yaşındaki oğullarıdır. Matsugaya'ların yakın olan aile dostları Ayakuralarsa, 27 kuşaktır imparatorluğun koruması altında olan soylu bir ailedir. Ancak maddi durumları pek iyi sayılmaz. Kont Ayakura bir saray soylusu olduğundan Kiyoaki küçük yaştan itibaren kontun Kiyoaki'den bir yaş büyük kızı Satoko ile birlikte konttan zerafet ve şiir okuma, güzel yazı gibi ince zevkler konusunda ders almaya başlar. Hem bu dersler hem de ailesinin rahat tutumu, genç adamı hiçbir amacı olmayan, zevk ve sefaletten başka hiçbir şey düşünmeyen ama aşırı derece kibar ve duyarlı biri haline getirir. Liseye gitmektedir ama dersleri hiç de iyi değildir. Zaten belli bir yaşa gelince yüksek mevkilere gelebilmesi için son derece yeterli olan yüksek bir saray derecesi alacaktır. En yakın arkadaşı Honda'nın babası anayasa yargıcıdır. Ailesi son derece kültürlü ve Matsugaya'ların tersine insanlarla iç içe ve sosyal yardımlar yapan bir ailedir. Honda'nın dünyası zevk, sefa, hayallerden kurulu olan Kiyoaki'ninkinden çok farklıdır. O babası gibi yargıç olmak istemektedir. Kiyoaki son derece yakışıklı bir çocuktur. Küçüklüğünden beri görünüşü ve nezaketiyle ilgili övgüler almaya çok alışıktır. Bu yüzden de neredeyse kibirli biri olup çıkmıştır. Ancak 18 yaşına kadar da karşı cinse karşı hiç ilgi duymamıştır. Küçüklüğünden beri tanıdığı Satoko son derece dikkat çekici bir güzelliğe sahip olsa da Kiyoaki buna hiç dikkat etmemiştir. Bu duygu aşktır. Ancak öyle gururludur ki bunu kabullenmek istemez. Tersine genç kızla paylaştığı güzellikleri onu kullanmak olarak görmek ister ve böylesine yalan olabilecek olayları adeta çapraşık hale getirmeye çalışır. Kiyoaki'de müthiş bir duyarlılık ve nezaket vardı. Çok duyarlı, hassas ama işe yaramaz. Hatta çoğu zaman bencilliği nedeniyle acımasız olabiliyordu. Kiyoaki'nin kendisiyle ilgili düşüncelerine şu şekilde yer verilmiş. Her şeyin tadı kaçtı. Bir daha asla mutlu olamayacağım. Her şeye egemen olan korkunç bir duruluk var. Sanki dünya bir kristalden yapılmış. Onu boydan boya çatlatmak için tırnakla şöyle bir dokunmak yeter. Ya yalnızlık? Sanki yanan bir şey. Tıpkı üflemeden ağzına alamadığın koyu sıcak bir çorba gibi. Ve hep orada, tam önümde. Odamda yapayalnız. Geceler boyu bir başıma. Dünyadan ve herkesten uzak, acılar içinde. Haykırsam sesimi kim duyar? Bu arada başkalarının yanında benim her zamanki inceliğini koruyor. Bomboş bir soyluluk, işte benden geriye kalan. Sevgili kitapseverler, bu hafta Japon edebiyatının birbirinden değerli yazarlarını ve eserlerini sizlerle paylaştık. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.